Seçimde bence mesela o zaman Kılıçdaroğlu'nun haritasına bakıyorduk. Olabilecek en şey zamandı, problemli zaman diye düşünmüştük. Ve dolayısıyla hani seçilen tarih hakikaten Cumhurbaşkanı'nın çok böyle hakikaten özellikle seçildiği gibi bir tarih duruyordu. Yani şimdi seçimler 30 Mart mı 31 Mart mı nedir? Öyle bir zaman değil mi tarihi? Tarihi nedir? 31 Mart mıydı? 30 Mart mıydı? Ali. Sesin gelmiyor. Evet, 31 Mart diye biliyorum ben. 31 Mart 2024 diye. Ben de 31 Mart diyebilirim. Yine de sorayım dedim. 2024 tabii 31 Mart 2024 öyle bir gün seçilmiş ki yine ve bu seçilen gün hakikaten Özgür Özel için son derece olumsuz bir gün. Yani özellikle mi seçiliyor? Hakikaten problem olsun diye mi Ama seçiliyor? genellikle hep 31 Mart'a denk getiriliyor biliyorsun seçimler. Ya Dikkat o edersen ayrı. yerel İşte seçimler. 30 yani Yani tabii kendi pazar günü gene. bazen 30 Mart'a geliyor, bazen 31 Mart'a geliyor yani. Ama işte bu şans dediğim gibi hani bazen ters düşüyor. Demek ki burada da böyle bir konu oldu. Ha, bu seçilmeyeceği anlamına gelmiyor. Yani yine tabii ki belli şey yerler var ama burada sadece bu ortaklığı yıkmak için bile kullanılabilen eğer bir güç varsa bu adam bundan nasibini alacak demektir. Yani bu benim fikrim de bu yönde ve haritada bunu destekleyince ben birleştirip bu şekilde söyleyebilirim. Yani, tabii şu da var. Bizim burada söylediğimiz asla bir kanun değil. Sadece bir bakış açısı. Onu da söylemek lazım. Yani işte sen bunu söyledin de böyle oldu. Hayır öyle bir iddiamız yok ki zaten. Bu bir bakış açısı. Nasıl demin sen dedin ya politikada her şey değişir. Atıyorum bir borsa için yorum yaparsın. Ertesi gün bir anda tersine döner. İşte coinler var. Bir sürü insan sürekli yorum, her alanda yorum yapıyor. Astroloji de böyle bir kavram. Dolayısıyla burada hani Özgür Özel açısından evet CHP ile çok uygun düşmesine rağmen seçimlerden hemen sonra koltuğunu sallanma ihtimali var diye söyleriz. Şimdi şöyle söyleyeyim, çok ilginç bir şekilde yani seçimlerin tarihi açısından geleneksel olarak baktığımda mesela 2014 seçimleri 30 Mart yine pazar Evet. gününe denk geliyor. 2019 31 Mart'a denk geliyor ve pazar günü açısından Mart'ın son günü yapılıyor genellikle tüm yerel seçimler. Bugüne kadar hep yani 30 ile 31 Mart arasında o pazar ayının gelmesi ile birlikte belirlenen bir olay. Yani genel Evet. seçimler gibi tarihi de çok oynanmıyor. Evet. Ama Şimdi şey işte yani Özgür Özel açısından pek böyle eğlenceli görünmüyor yani. Ve ortada sanki şey var yani hayal edilenin altında inşallah kalmaz ama sanki öyle bir durum var. yani bu ne demek? Şey mi diyorsun? Mesela belediyeleri kaybedecekler mi? O zaman hemen şak diye Bence başlayalım. bazı İstanbul belediyeleri kaybı efendim. ne olacak? İstanbul Ekrem Ya İmamoğlu. şimdi İstanbul Ekrem İmamoğlu İkizler Burcu. Zaten daha evvelden de konuşmuştuk. Dolayısıyla hani burada İmamoğlu'nun hani yine seçilip veya seçilmemesi kavramı hani tabii ki gönlümüz hep onun seçilmesinden yana. Yani bu tamam genel fikrimiz bu. Ama burada bu seçimle itibaren mesela eski oyunu alır mı diye düşünüyorum haritası Eski açısından. oyundan kastın şu mu? Haziran'sa alamaz. Ama Mart'sa ya yani Mart'taki oyuyla seçim kazanması son derece zor. Bir kere bu gerçeği görmek gerekiyor. Çünkü Mart 2019'da 31 Mart seçimlerinde binde küsür oyla seçildi. Yani 13 bin oy farkla seçildi. İkisinin de Binali Bey'in de Binali Yıldırım'ın da Ekrem İmamoğlu'nun da oyları baş başaydı. 13 bin Evet. farkla seçim bitti. Sonra ikinci seçime gidildi. İşte ikinci Orada seçimin 804 sonucu bin fark çıktı. var ama onun tüm koşulları apayrı farklı. Yani Fakat ben o farkın olacağını düşünenlerden değilim. Ben kendi açımdan, kendim şimdi için düşüncemi şöyle bir söylüyorum. şey var. Tamam seçim Ne hani görüyorsun yani? Sen onu söyleyeyim. 31 Mart 2024 yılında Ekrem İmamoğlu karşısındaki aday da önemli tabii ki burada. Onun şimdi kim onu olduğunu bilmiyorum. Yani onun haritasını bilmediğim için bir şey söyleyemem. mesela Ama ben desem ki bir taraftan şey yaparken bir Ali Yerlikaya'ya, bir Ergün Turan'a, bir de Murat Kurum'a, üçüne bakabilir misin bir taraftan da? şimdi bakarız ama onların bende doğum tarihleri yok. Hani olursa Yok bakarız. yani Fakat şeyden şöyle bir bakabilir şey misin? var. Oysa Google'dan bakabilir misin? O açıdan not alarak.
Tabii bakarız canım, bir yandan alırız Yani en notlarımızı, şey azından yaparız. değerlendirirken öyle değerlendiririz Ozan. O açıdan söyledim. Tamam. Bir tanesi kimdi? Murat Kurum galiba, değil mi? Murat Kurum, evet. Murat Kurum, onun 7 Mayıs 1976'ymış. Dur onu da hazırlayalım. Bir yandan da Evet. Ekrem İmamoğlu için söyleyeyim. Şimdi Ekrem İmamoğlu İkizler Burcu. Fakat şöyle bir durum var. Astrolojik açısından hani burada bir şeyler söylüyorsak. Şimdi ki birazdan hani burçları da soracaksın. En çok bu sene 2023 etkilenen burçlardan bir tanesi Balık, sonra ikizler. Diğeri Başak, diğeri Yay. Yay burcu Kılıçdaroğlu da devre dışı kaldı. Yani Başak etkilenme, negatif etkilenmeden söz etkilenme. ediyorsunuz. Yani her Negatif şekilde etkilenme. hayır. Efendim? Negatif etkilenme. Tabii yani olumsuz şeyden, Pozitif yani yorucu etkilenecekse etkiler. başarı diye mi okuyacağım? Onun için sordum. Pardon, tam anlayamadım. Pozitif bir etkilen, pozitif olması da bir etkilenme de onun için sordum yani. Şimdi buradaki etki şöyle. Aslında bu etkiler her şekilde yönetilmesi gereken etkiler. Yani pozitif veya negatif değil de yönetime ihtiyaç. Yani nasıl oluşturacağım? Ortada belli bir kriz var. Bu dört burç için. Bu krizi nasıl yönetecekleri önemli. Şimdi Kılıçdaroğlu yay burcuydu. Bu devre dışı kaldı. Yönetemedi. Diğer bir burç Balık burcu. Erdoğan yönetti. Yukarıya çıktı. Başak Burcu Özgür Yerinde Özel kaldı. yerinde kaldı. Özgür Özel Başak Burcu. O şu anda Kılıçdaroğlu gidince onun yerine o geldi. Fakat hala O kriz da devam yükseldi diye ediyor. bakabiliriz buna. O da yükseldi Yükseldi sonuçta. diye bakıyoruz ama kriz hala devam ediyor bak. Diğer noktada da İkizler Burcu. Diğer kriz bu. Şimdi İmamoğlu'yla Özgür Özel aslında iki farklı kutup. İki farklı noktadalar. Yani haritaları böyle. Biri Başak, ayrı noktada biri ikizler. Şimdi her ikisi de iletişim gücü yüksek insanlar, biri aşırı mükemmel, biri yüzeysel konuşan biri. İmamoğlu böyle biri. Yani daha yüzeyde kalan biri. Tamam, diyaloğu, konuşması çok etkileyici olabilir ama derinlemesine bilgi yok. Derinlemesine bilgi Özgür Özel'de var. O yüzden bu bir çatışma getirebilir. Ve dolayısıyla İmamoğlu tamam seçiliyor gibi görünse de çok büyük farkla seçilemeyeceğini düşünüyorum. Dediğim gibi karşısına çıkan aday kimdir, ne yapar, ne eder? Onun haritası olunca o zaman bir fikir üretebiliriz. Ama kazanma şansı şeye göre, bir evvelki seçime göre daha düşük. Yani öyle Anladım. ezici bir çoğunlukla kazanacağını pek zannetmiyorum. Çünkü bence bu krizi tam olarak yönetemiyorlar. Ben de İmamoğlu bizi da yönetemiyor bu krizi. kazanabilirse %2, %3 ile kazanabileceğini düşünenlerdenim ama tam bu noktada sormak istediğim olay şu. Tabii Ekrem İmamoğlu'nun burcu üzerinden astroloji açısından okuyorsun. Yani Astrolojik ikizler olarak bir yorum burcunda bu. Astrolojik bir yorum. astrolojik bir yorum yapıyorsun. Şimdi Tabii. hemen tersi Murat Kurum'la yarıştığını varsayalım. Şimdi Murat Kurum 7 Mayıs 1976'ymış doğum tarihi. Onu şöyle hemen bir hazırlayalım. Bir dakika. 7 Mayıs 1976, o da Ankara doğumluymuş. Ondan sonra dolayısıyla şeyine baktığımızda onun burcu da sonuçta Boğa burcu. Şimdi ben bir Boğa burcundan yönetici, şimdi yönetim açısından tamam ama fakat sürdürülebilir ve sürekli hani belli bir kalıp içerisinde yukarıya şey giden bir burç olarak düşünmem. Belli kalıpları uygular. Konfor alanından kolay kolay çıkmaz. Dolayısıyla Murat Kurum'un İstanbul Belediyesi için doğru bir seçim olduğunu zaten düşünmüyorum. Yok bir şey demiyorum. Ekrem İmamoğlu ile yarışırsa ne Ha, olur diye Ekrem soruyorum. İmamoğlu ile yarışırsa Ekrem İmamoğlu'nu Murat Kurum'u geçer. Tamam, bunu koyduk bir kenara. Ekrem İmamoğlu astrolojik yorum açısından, okuma açısından Murat Kurum'la yarışırsa seçimi kazanır. Ali Yerlikaya. Ali Yerlikaya'ya gelelim. O Ali Yerlikaya İçişleri Bakanı. İstanbul Onun da Valisi. 11 Ekim 1968 görünüyor şeysi. Ona da şöyle bir bakalım. O şu anda devam ediyor galiba, değil mi? Ya Bakan İçişleri Bakanı. olarak. Tamam. Ali Yerlikaya. Hiç bunlara bakmamışız. 11 Ekim 1968. O da Konya doğumluymuş. Ona da şöyle bir bakalım. Şimdi onun burcu da Terazi burcu. Yani burç açısından
Tabii ki nedir? Müzakere önemli bir kavram ve tabii ki dil olarak, iletişim dili olarak hep olumlu tarafta, çok fazla böyle fevri olmadan her şey düzgün bir şekilde gitsin diye düşünüyor. Ha, burada İmamoğlu ile arasında olursa oylar birbirine çok yakın kalır. Oylar birbirine. Ama yine dediğim gibi yapı itibariyle Ali Yerlikaya da İmamoğlu'nun arkasında kalır. Ben onu yine geçebileceğini düşünmüyorum. Sesin gelmiyor. Sesin gidiyor arada. Ergün Turan, Fatih Belediye Başkanı. Ergün Turan, onu bilmiyorum. Ergün Turan, Fatih dakika, Belediye bakıyorum. Başkanı. Mehmet Ergün Turan değil mi? Onunla ilgili bir bilgi yok. Sadece 1967'li denmiş, onu bilmiyorum. İstanbul'da doğmuş, o kadar. Başka bir bilgi yok. Ama şey o yani onu bilirsek belki ona da bir şey söyleyebiliriz ama dediğim gibi mesela Ali Yerlikaya açısından da hani tekrar geriye dönmek gerekirse şeye uygun değil. Yani bu tür neden değil? Çok çatışmacı görünüyor. Bakma hani görünüşte müzakereci, çok böyle hani herkesin şeyine giden, belki hani belli bir noktada hani ben hiç dinlemedim tabii konuşmaları nasıl ama genelde şeye uygun değil. Bu tür bir bak tepeden inme iş yapar. Ona gösterilen şeyleri çok iyi yapar ama şey olarak iletişim açısından şey çok daha güçlü. Söyle adı. İmamoğlu çok daha güçlü bu noktada. Yani iki kişiye göre bakarsak İmamoğlu onlardan daha fazla oy alır. Ama Ergün Turan'ı göremiyoruz tabii. Onu bilemiyorum. 1900'de... Yok yok çünkü. Evet. Mehmet Tevfik Göksu. Ha ay, onu ben sevmiyorum. Ay, 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 ay. Onu ben sevmiyorum işte. Tevfik Göksu değil mi o? Mehmet Tevfik. Heh. O adamı. Onun da doğum tarihi. O 1966'ymış. Onun da yok. Ama dediğim gibi hani şahsi şeyimi istiyorsan ben onu hiç istemem. Şeyini bilmiyorum. Dediğim gibi doğum tarihi yine bilgimiz yok. Ahmet Lütfi Erdem, sana sesleneyim de işi yani diyor ki benim hatun diyor, öyle konuşuyor. Senelerdir bu işlerle uğraşıyor. Kendine tabiriyle dangalaklar diyor bu işlerle uğraşanlara. Bu embesellere diyor sırf haber olsun diye yer verdiğin için sizi kınıyorum. Ya karınla devam ettiriyorsun ya. Hı-hı. Yani evliliğini. Allah'ım yarabbim yani kafayı mı yedi bu insanlar, merak ediyorum ya. Karısıyla hayata devam ettiriyor ama bize bu habere yer verdiğimiz için kınıyor. Ya her akşam karınla yatağa giriyorsun be kardeşim ya. Allah'ım yarabbim ya. Ya gerçekten bu insanları anlamakta zorluk çekiyorum ya. Tamam inanma kardeşim ya. İnanmak zorunda değilsin. Hayır zaten bakın değil. Burada bir şey inandırmak böyle bir şey. Bu sadece bir bakış açısı ve ilginç olan şu. Bakın bütün dünyada tekrar söylüyorum bütün dünya ülkelerinde bugün Çin'de bir insanı işe alırken bakın Çin'de işe alırken doğum tarihine bakılır. Çin'de yapıyorlar bunu. Çin'de bu yapılır. Kaldı ki dünyada da pek çok büyük firma, bakın büyük firmalar doğum tarihlerine bakarak kişilerin bir analizini yapıyorlar. Yani harita bakmak, şimdi astroloji deyince tabii hep akla gelen kehanet bilmem ne falan. Bakın kişisel karakter tanımlamaları açısından astroloji son derece başarılı bir sistemdir. Çünkü işin altında sosyolojik ve psikolojik istatistikler yatar. Yani kehanetsel bir kavram yoktur. O yüzden buradaki şey hani işte kadınlar yapıyor tamam ama ben yani kendi adıma söyleyeyim ben bu işte 45 seneden beri uğraşıyorum ve benim yani sosyoloji bilgim, matematik bilgim, psikoloji bilgim ben bunları alıp kendime göre bir analizi oluşturuyorum. O kadar. Ve burada sadece bir sembolü kullanıyoruz. Yaptığımız tek şey bu. Yani doğru olur olmaz. Yani doğru şimdi, olmazsa hı? Evet özür dilerim. Devam et lütfen. O zaman. Yani doğru olmazsa ya olmazsa zaten hani ben şeyim değil. İşte şöyle olacak. Ben hiçbir zaman öyle bir şey asla söylemem. Yani benim yapıma aykırı. Yani belli bir hayat görüşü içerisinde yola çıkarak bu yorumu yapıyorum. Yoksa dediğim gibi yani seçilir. Burada şey de var. Atıyorum. Nedir?
zamanında Muharrem İnce için böyle bir yorum yapmıştım. O 500 tane laf sayılı. Oturdum masada. Ne yandaşlık kaldı ne bilmem ne kaldı. Bakın dedim, bu adam asla bu işi yürütmeyecek. Yarıda bırakacak. Aynen masada bu yorumu yaptık. Aradan 15 gün sonra, bu bir önceki en son seçimlerde, 15 gün sonra oldu. Kadın beni aradı. Hastalandı. Kadın beni aradı. Ya dedi, nasıl olur? Biz ona çok, çok güvendik. Güvendin ama bir tek farkı atladın. Bu adam boğa burcu. Boğa burcu rahatına önem verir. Konforuna önem verir. O konfor problemi çıktığı zaman geri adım atar. Bu kadar basit. Bu arada bir başka kişiden bir bilgi geldi. Selçuk Bayraktar olabilir mi diye bir şey yazmış ha, bana. Bir... Onu da soracaktım. Evet. Selçuk Bayraktar olursa Selçuk... ne olur? Ha, bunu Selçuk Bayraktar'ın şeyini gönderdiler şimdi. Bir dakika bakayım. Burada var mı? Şimdi bir izleyen var galiba. İzleyen bir benim 7 Ekim 1979 bir terazi burcu daha. Şimdi tabii burada hani şimdi dedim ya, terazi burçları yapı itibariyle şöyle bir şey var. Türkiye'nin belli bir yönetimsel yapısı var. Bütün liderlere baktığında bazı doğum tarihleri daha güçlü Türkiye'de. Bunlar akrep burçları, balık burçları. Bunlar çok güçlüler. Türkiye'nin yapısı böyle. Oğlak burçları ikinci sırada, ama akrep ve balık burcu Türkiye'nin yönetimsel etkisinde çok önde gidiyorlar. Bütün ben şeye baktığında. Ekrem İmamoğlu'yla ben akrebim. Değil mi bak mesela. Şimdi dolayısıyla hani şey açısından tabii ki yerel işler çok farklı. Yani biz onu bilemeyiz. Yani sonuçta ben seçimle alakası olan sadece işte bir izleyicim. Yani gazetedeki haberleri okuyorum. O kadar. Ama diğer açıdan baktığımızda genel kavram işte şeyi gösteriyor. Bazı burçların daha fazla seçilme olanağını gösteriyor. Ve burada mesela bir Selçuk Bayraktar'ın burcu terazi. Şimdi terazi burcu birine baktığımızda evet mükemmeliyetçi biri olduğunu görüyoruz haritasında. Yani çalışma temposu belki şey olabilir ama gerçekten böyle bir yönetim gücüne sahip mi dersen, Selçuk Bayraktar sadece hani bir güdümlü bir çalışmayla ancak olabilir. Yani tek başına pek bir şey tabii ki bir ekip işi, yani belediyecilik sonuçta bambaşka bir nokta, ama hani bunu yapabilir mi dersen hep burada Ekrem İmamoğlu daha önde gibi görünüyor. Burada da aynı şey karşımıza geliyor. Yani birazcık iletişim dilinin yüksek olması lazım. Şimdi Selçuk Bayraktar gerçekten iletişim dili yüksek biri mi? Hayır, harita pek öyle göstermiyor. Sert bir dile mi sahip? Hayır değil. Selçuk Bayraktar'ın sahada negatif etki yaratacağını düşünüyorum damat olmasından i̇şte, kaynaklı olarak. Burada da haritasına baktığımızda pek bu işi yapabilecek biri gibi görünmüyor. Yani biraz da herhalde bu işte şey genel sen daha iyi bilirsin senin alanın. Yani spekülasyonlar. Yani başarılı işte ama olay şu, siz şimdi Selçuk Bayraktar'ı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı yaparsanız bizim İHA'ları, SİHA'ları, uçakları kim yapacak Allah aşkına? Yani kim yapacak işte, bu biraz da şey ne diyelim işte toplumsal spekülasyon mu dersin, nasıl söylersen. Yani bu işte o şeyin, bu dünyanın yarattığı belki de işte ortaya atılan şeyler, bilgiler. Ha burada sen bana dedin ki hani belediye başkanı AKP bunlar olur. Ama belki bambaşka biri çıkacak. Hiç kimsenin tahmin etmediği biri de çıkabilir. Ozan, ama burada tabii sen burçlar üzerinden okuyorsun ama burada tabii yükselen burcun da Rüzgar'ın kızı öyle yazmış. Diyor ki yükselen burcun etkisini yok sayıyorsunuz. Bir boğa olarak çok alındım. Şöyle bir yorum yapalım. Şimdi yükselen burç tamam, hani o hanımefendi açısından söyleyebiliriz bunu ama elimizde yükselen burç yoksa ne yapacağız? O zaman kişilerin burcunu kabul etmemiz lazım ve o bilgiye de şöyle diyeyim, o hanımefendiye şunu söyleyelim. Bakın, Türkiye açısından yükselen burç takıntısı var. Dünyada böyle bir takıntı yok. Yani bir kişinin doğum saatini bilmeseniz ve haritası da çok rahat bakılabilir, çok rahat yorum yapabiliriz. Ben burada yorumu yaparken sadece gezegenlerine bakarak yorum yapıyorum, o kadar. Dolayısıyla hani yükselen burç, bilmiyoruz yani doğum saati nereden bileceğiz ki bu kişilerin, bilemeyiz. O yüzden genel noktada kişilerin iletişim noktasına, yönetim noktasına bakıyoruz. Ne yapabilir onlara bakıyoruz. İşte böyle bir şey çıkıyor karşımıza ama önemli olan şu, şu anda kriz konumu var ve demin saydığımız 4 tane burç bu krizin içerisinde. İşte bir tane ikizler şu anda, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş da ikizler bu arada. İkisi de ikizler burcu. İki farklı ikizler var.
Şimdi her ikisi açısından da aslında ortada bir kriz yönetimi uygulanması lazım. Ha, Mansur Yavaş çok güçlü alır mı almaz mı bilmiyorum. Bu da bir şey. Ankara'da onun karşısında kim var bilmiyorum. Ama İstanbul'da bu da, açıdan İstanbul'da belli değil şu anda. İstanbul'da belli değil. Yani daha belirlenmemiş. Dolayısıyla biz burada hangi yorumu yaparsak yapalım bilmiyoruz şu anda. Nereye gideceğini. Çünkü öyle bir kişi gelir ki yani Ekrem İmamoğlu'nun karşısına öyle birini getirirler ki harita bazında da pat bir ikizler burcu daha gelir. O zaman onların iletişim yapısına bakarsın. Belki öbürü daha güçlü olabilir. Ama bunu bilemiyoruz. Şu anda bilemeyiz de zaten. Şimdi İstanbul'da Ekrem İmamoğlu için zor dedin ama ilginç bir şekilde en çok adı konuşulan Ali Yerlikaya, Murat Evet. Kurum isimlerini konuştuk. Selçuk Bayraktar ismini konuştuk ve Evet. Mehmet Tevfik Göksu ismini konuştuk. Bu dört isim karşısında da seçim kazanabileceğini söylediniz. Geriye Ben böyle, benim düşüncem bu. Evet, geriye bir Ergun Turan kalıyor. Ben de politik açıdan söyleyeyim şunu öncelikle. Politik açıdan söyleyeyim sevgili izleyiciler. Aslında Ekrem İmamoğlu'nun karşısındaki en güçlü isim AK Parti açısından Ergun Turan. Bunu uzun süredir ifade ediyorum. Ergun Turan'ı politik olarak analiz yapıyorum. Eğer karşısında Ali Yerlikaya, Murat Kurum, Mehmet Tevfik Göksu gibi isimler, Selçuk Bayraktar gibi isimler aday yapıldığında açık net altını çizmek gerekiyor. Ekrem İmamoğlu'nun işi kolaylaşıyor. Hele Ali Yerlikaya çok ciddi bir PR yaptı 28 Mayıs sonrasında. Hatta hatırlarsınız Kemal Kılıçdaroğlu İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya destek verilmesi gerektiğine yönelik açıklamalar da yapmıştı. Ya, inanın bak ben Ali Yerlikaya'nın öyle sıradan İçişleri Bakanı olarak getirildiğini düşünenlerden değilim. Mehmet Şimşek de dahil buna. Hatta iddialı söylüyorum. Bakanlar Kurulu'nun rastlantı olmadığını düşünenlerdenim. O açıdan siyasal iktidar, bugünkü siyasal iktidar aslında Cumhuriyet Halk Partisi'nin başında Kemal Kılıçdaroğlu'nun kalması üzerinden bir oyun kurdu.